Sizleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları... katılımcılarımızı saygıyla selamlıyoruz. Sosyal medya kanunu anlaşılmanın bir yanı yok. Çok açık bir şekilde. Ama bu Zillet İttifakı'nın paydaşları sosyal medya kazanacak, kapanacak diye bütün Türkiye'de olumsuz, farklı, yaygın bir kanaat uyandırmaya çalışıyorlar. Oysa ki sosyal medya kapanmayacak. Sosyal medya ya bir çeki düzen verilecek. Sosyal medya bataklığına saplanmış bazı insanların sosyal medya bataklığından çıkarmak adına, sosyal medyanın bir bataklık alanı olmaktan kurtarmak adına bir yasal düzenleme geçirildi. Benim de imza sahibi olduğum kanun teklifiyle. Ne var bu kanunda? Bu kanunda şunlar var. Türkiye'de sosyal medya ağ sağlayıcıları Türkiye'de bir temsilcilik açacak. Bir, sosyal medya ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilcilik bulunacak. İki, bu niye önemli? Türkiye'de içerik itibariyle gerek ahlaka gerek kanuna aykırı bir içerik paylaşıldığı vakit bu içeriğin o hesaptan kaldırılması adına, sosyal medyadan kaldırılması adına bir muhatap bulamıyoruz. Bu eğer kaldırmazsa bunlara gelişik idari para cezaları var. Ondan sonra da bant genişliğinin daraltılması yaptırımı söz konusu. Bunun dışında sosyal medya hesabının, sosyal medyanın tümüyle Türkiye'de kapanacağına dair kanun teklifimizin, mecliste kanunlaşan teklifimde bir madde göstersinler, bir kelime göstersinler, ben siyaseti bırakacağım. Bu kadar iddialı konuşuyorum. O yüzden yani gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerek HDP'li, gerek İpli sözcüler bu konuda farklı algı yaratmaya çalışıyorlar. Benim istirhamım bunları itibar etmesinler. Ben teklif sahibi olarak söylüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Sosyal medya kanun çıkması konusunda ciddi bir talep vardı. Bu talep sonucunda gereği yapıldı ve bu konuda gereği yapıldıktan sonra da halk geniş bir mutluluk yaşıyor. Çünkü bu sosyal medyada sadece ben veya sen, siz, biz yokuz. Sosyal medyada yaşı küçük olan çocuklarımız da geziyorlar. O bakımdan buna büyük bir özen göstereceğiz. Buna büyük bir hassasiyet göstereceğiz. Ve sosyal medya üzerindeki fuştan tutun, bahis oyunlarına bunların tümüne bir müdahale söz konusu olacak. O yüzden Türk milleti bu kanundan büyük bir memnuniyet duyuyor. Memnuniyet duymayanların kimler olduğunu az evvel ben ifade ettim. Şu anda işte sosyal medya kanunu çıktı. Yürürlük maddesi 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Şu an onun altyapı çalışmaları sanırım iletişim başkanı tarafından yürütülüyor. Herhangi bir soru söz konusu değil bu an itibariyle. Bu sağlığına karşı müessir ve müstesna önlemler almıştır. Gelişmiş veya gelişmekte olan pek yoğun ülke, İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin stratejik kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşerek varoluşundan yanadır. Karar biliyorum. Bugün kaybeden yoktur, bugün üzülen yoktur. Bugün başı eğik bir şekilde...